Başka bir türlüsü de vardır. Konuya hiç bakmadan sizi bir sürü mantık çemberleriyle, diyalektik oyunlarıyla kuşatıp boğmaya savaşır. Bütün toptancı yargılar çürük ve tehlikelidir. Gerçek nedenler. Kolayca doğrulanabilir ki bütün büyük yazarlar olayların nedenleri üstüne yazarken yalnız en doğru bildikleriyle yetinmez, bir ince buluş, bir güzellik getirmek koşuluyla inanmadıklarını da yazarlar. Bir şeyi ustaca söylediler mi, yeterince doğru ve yararlı söz etmiş olurlar. Asıl neden hangisidir kesinlikle bilemeyiz. Birkaçını bir araya getirir bakarız, doğru olan bunlardan biri midir diye. Bir tek neden göstermek yetmez, birkaçını vermeli, bir teki doğru da olsa. Lucretius. Hafşanlara sağlık dilemek adetinin nereden geldiğini sorar mısınız bana? Biz insanlar üç türlü yel çıkarırız. Altımızdan çıkan tek pistir. Ağzımızdan çıkan bir oburluk belirtisi sayılır, üçüncüsü hapşırmadır. Baştan geldiği ve ayıp yanı olmadığı için hoş yüzle karşılarız onu böyle. Gülmeyin, bu ince buluşa Aristoteles'indir derler. Plutarkos'ta okudum sanıyorum. Tanıdığım bütün yazarlar arasında sanatı, doğayı, düşünceyi, bilime en iyi katmış olanıdır Plutarkos. Deniz yolcularındaki mide bulanmasının nedeni üstünde dururken, bunun korkudan ileri geldiğini, korkunun böyle bir sonuç verebileceğine kanıtlar olduğunu söylüyordum. Deniz beni de pek tutar ama bunun bende korkudan gelmediğini biliyorum. Akıl yoluyla değil, deneme yoluyla biliyorum bunu. Başkalarından duyduklarım bir yana, hayvanların, özellikle domuzların da başına geliyor hiçbir tehlikeden kuşkulanmadıkları zaman. Bir tanıdığım da şunu anlattı bana. Kendisini deniz pek tuttuğu halde birkaç kez büyük fırtınalarda duyduğu korkudan mide bulantısı geçirivermiş. Seneca'nın tehlikeyi düşünemeyecek kadar hastaydım dediği gibi. Su üstünde hiç korktuğum olmamıştır. Başka yerlerde de olmadığı gibi. Karşılaştığım nice tehlikeler ölümün ta kendisi bile aklımı başımdan alıp allak bullak etmemiştir beni. Korku bazen kafasızlıktan gelir, yüreksizlikten de geldiği gibi. Karşılaştığım bütün tehlikelerde gözlerim açık, kafam işlek, sapasağlam kalmıştır. Kaldı ki bir şeyden kaçınma da yürek ister insanda. Korkusuzluk işime yaramıştır eskiden, başka zararları yanında, kaçışıma çeki düzen vermek için. Kaçarken ürkeklik duymadım diyemem ama şaşkınlığa, büyük korkulara da kapılmadım. Heyecanlıydım ama aklım başımdan gitmemişti. Büyük ruhlar daha da ileri gider, kaçışlarında sakin, telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını da yitirmezler. Alkibiades, silah arkadaşı Sokrat'a nasıl kaçtığını anlatır, onu der. Ordumuzun arkasında, Lakles'le birlikte en son kaçanlar arasında buldum. Rahatça, korkusuzca seyrettim onu. Çünkü altımda iyi bir at vardı, o ise yayaydı ve yaya olarak savaşmıştı. İlk gözüme çarpan, Lakles'ten daha temkinli ve kararlı görünmesi oldu. Her zamanki gibi meydan okurca yürüyordu. Çevresinde olup bitenleri izleyen, ölçüp biçen bakışları güvenli ve düzenliydi. Bir dostlara, bir düşmanlara bakarken, dostları yüreklendirmek, düşmanlara da üstüne gelecek olana kanını pahalıya ödeteceğini anlatmak ister gibiydi. Kurtuldular. Çünkü böylelerine pek saldırmaz düşman, korkanların ardına düşer. Bu büyük komutanın anlattığı, bizim de her gün yaşadığımız bir şeyi öğretiyor bize. Tehlikelerden kaçınmakta, aşırı telaşa düşmek, kendimizi tehlikenin kucağına atmanın en kestirme yoludur. Ne kadar az korkarsak, o kadar az tehlikedeyiz. Litus Livius. Korku üstüne. İyi bir doğa uzmanı değilim dedikleri gibi. Korkunun bizi hangi yollardan etkilediğini pek bilmem ama pek garip bir tutku olduğu da su götürmez. Hekimlerin dediğine göre ondan tez aklımızı başımızdan alan hiçbir tutku yoktur. Gerçekten korkudan aklını yitiren çok adamlar görmüşümdür. En sağlam kişilerin korku süresince inanılmaz şaşkınlık hallerine düştükleri olur. Bilgisiz halkı korkudan atalarını mezardan çıkmış, kefenlerine sarılı dolaşır görenleri, cinlerin, perilerin saldırısına uğrayıp çarpılanları bir yana bırakıyorum. Meslekleri gereği korkmamaları gereken nice askerlerin korkudan bir koyun sürüsünü zırhlar kuşanmış bir alay sazları, kamışları, mızraklı akıncılar, dostları düşman, beyaz haçı, kızıl haç sandıkları az mı görülmüştür?
Bourbon dokosu Roma'yı aldığı sırada Saint-Pierre semtini bekleyen bir nöbetçi subay ilk hücum borularını duyar duymaz öyle bir korkuya kapılıyor ki elinde alem bir yıkıntının deliğinden dışarı fırlıyor, şehrin içine doğru gittiğini sanarak düşmana doğru 300 adım kadar koşuyor. Neden sonra aklı başına gelip geri dönüyor ve aynı delikten içeri giriyor. Bu reskontu bizden Saint-Paul'u aldığı zaman alemdar subay Julie o kadar ucuz kurtulamıyor. O da korku şaşkınlığıyla bir delikten sur dışına çıkınca kuşatanlar paramparça ediyor kendisini. Aynı kuşatmada bir soylu kişinin yüreği korkudan öylesine sıkışıp duruveriyor ki yarasız beresiz sur hendeğine düşüp ölüyor. Aynı korku bazen bütün bir kalabalığı sarar. Germenikos'un Almanlarla bir karşılaşmasında iki büyük alay korkudan birbirinin tam tersi yöne kaçışıyorlar. Korku kimi zaman topuklarımıza kanat takar, kimi zaman da ayaklarımızı yere çivirer. İmparator Theophilus'un başına geldiği gibi Agarenlere karşı yitirdiği bir savaşta coşkunluktan dona kalıp bir türlü kaçamıyormuş. Sonunda ordu komutanlarından biri gelip derin bir uykudan uyandırır gibi sarsmış onu. Ardından gelmezseniz demiş, öldürürüm sizi. Çünkü canınızı yitirmeniz esir düşüp imparatorluğu yitirmenizden daha iyidir. Korkunun gücü son haddine şöyle varır ki, ödev ve onur yerinde elimizden aldığı yiğitliği kendi buyruğunda gösterir bize. Romalıların Anibal'a karşı Sempronius komutasında ilk meydan savaşını yitirdikleri sırada 10.000 kişilik bir piyade tümeni korkudan kaçacak delik arayıp bulamazken düşmanın en güçlü kanadı üstüne şaşkınca yürümüş ve görülmedik bir gayretle yarmayı başararak bir sürü Kartacalı'yı öldürmüşler, onurlu bir zaferle elde edebileceklerini yüz karası bir kaçışla elde etmişler. En çok korktuğum şeyin korku olması bundandır. Bütün belalardan daha beter etmişler. En çok korktuğum şeyin korku olması bundandır. Bütün belalardan daha beter etmişler. En çok korktuğum şeyin korku olması bundandır. Bütün belalardan daha beter etmişler. Dördüncü kasetin A yüzü, denemeler, sayfa 180. En çok korktuğum şeyin korku olması bundandır. Bütün belalardan daha belalı bir yanı vardır korkunun. Savaşın bir döneminde bir hayli hırpalanmış, yara bere içinde kalmış askerleri ertesi gün yeniden düşmanın üstüne yürütebilir ama içlerine korku düşmüş askerleri önlerine bile baktıramazsınız. Mallarını yitirmek, sürülmek, köle olmak korkusuna kapılanlar yemelerinden, içmelerinden, uykularından olup sürekli bir telaş içinde yaşarlar. Oysa yoksullar, haydutlar, köleler çoğu zaman daha keyifli yaşarlar. Korkudan kendilerini asan, boğulan, uçurumlara atlayan nice insanlar da gösteriyor ki, korku ölümden daha amansız, daha dayanılmaz bir beladır. Eski Yunanların bildiği bir başka çeşit korku varmış. Bizim aklımızın şaşkınlığı dışında bir dürtüden gelirmiş. Toptan bir halkın, orduların kapıldığı olurmuş bu korkuya. Kartaca'nın altını üstüne getiren böylesi bir korku olmuş. Bağırışıp çağrışmalar gökleri tutmuş, bir baskın varmış gibi millet sokaklara dökülmüş, düşmana saldırır gibi birbirlerini yaralayıp öldürmüşler. Kargaşaya, şamataya boğulmuş bütün Kartaca. Sonunda dualar, kurbanlarla tanrıların öfkesini yatıştırmışlar da öyle kurtulmuşlar bu beladan. Pan tanrının saldığı korku anlamına geliyor. Panik diyorlar buna. Kendini acındırmak. Kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça yakışıksız bir duyumuz vardır. Dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize ahvah dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. Başkalarına kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi daralırız, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, yanıp yakınmalarını isteriz. Oysa ki insan sevincini büyüterek anlatmalı. Üzüntülerini kısaltarak, kendini yok yere acındıran gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Durmadan vahlanan kimse vahlanılmaz olur. Kendini canlıyken ölü göstereni, ölüyken canlı görebilir herkes. Ölülerini gördüm ki eş dost kendilerini gürbüz, keyifli görecek diye ödleri kopar, iyileşmiş sanılmamak için gülmelerini tutarlardı. Sağlık kimseyi acındırmadığı için nefret ettikleri bir şey olurdu. İşin tuhafı, bu gördüğüm kimseler kadın da değildi. Alışkanlık. Bir köylü kadın, bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş, sonra da bunu adet edinmiş.
her gün Dana'yı kucağına alıp taşırmış, sonunda buna o kadar alışmış ki Dana büyüyüp koskoca öküz olduğu zaman onu yine de kucağında taşıyabilmiş. Bu hikayeyi kim uydurduysa alışkanlığın ne büyük bir güç olduğunu çok iyi anlamış olacak. Gerçekten alışkanlık tek yaman bir hocadır ve hiç şakası yoktur. Yavaş yavaş, sinsi sinsi içimize ilk adımını atar, başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçak gönüllüdür ama zamanla oraya yerleşip kökleşti mi öyle azılı, öyle amansız bir yüz takınır ki kendisine gözlerimizi bile kaldıramaya izin vermez. Bence en büyük kötülüklerimiz küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. Çocuk bir tavuğun boynunu sıkar, kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır. Anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da oğlunun savunmasız bir köylüyü, bir uşağı öldüre diye dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca ve kahpece aldattığını gördüğü zaman bunu yiğitlik belirtisi sayarak sevinir. Oysa bunlar zalimliğin, zorbalığın, dönekliğin asıl tohumları, kökleridir. Çocuk da filizlenirler, sonra alışkanlığın kucağında alabildiğini büyüyüp gelişirler. Bu kötü yönsemeleri yaşın küçüklüğüne ve işin önemsizliğine bakarak hoş görmek tehlikeli bir eğitim yoludur. Önce şu bakımdan ki çocukta doğa egemendir ve doğa asıl yeni tomurcuk salarken katıksız ve gürbüzdür. Sonra da hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez ki ha altın çalmışsın ha bir iğne. İğne çaldı ama altın çalmak aklına bile gelmez diyenlere benim diyeceğim şudur. İğneyi çaldıktan sonra niçin altını da çalmasın? Kendimiz sandığımızdan çok daha zenginiz. Ama bizi oradan buradan alarak, dilenerek yaşamaya alıştırmışlar. Kendimizden çok başkalarından yararlanmaya zorlamışlar bizi. Hayat ve bilim. Neyi özlemeyiz? Neye yarar bunca zahmetle kazanılan para? Nedir adaletin insanların bizden beklediği? Tanrı ne olmamızı istemiş bizim? Neyiz? Neyin peşinde koşuyoruz? Perseus. Bilmek ve bilmemek nedir? Öğrenimin amacı ne olmalıdır? Mertlik, tokgözlülük ve doğruluk nedir? İyiye özenmeyle açgözlülük, krala bağlılıkla kölelik, özgür yaşamakla keyfine göre yaşamak arasında ne farklar vardır? Ölümden, acıdan ve ayıptan ne zaman korkulmaz? Dertlerden nasıl kurtulmalı, dertlere nasıl katlanmalıyız? Horatius. İşte ona, öğrenciye bunları öğreteceğiz. Çünkü insanın zihnine dolduramayacağımız ilk sözler onun ahlakını ve ruhunu yoğuracak, ona kendini tanımasını, iyi yaşamasını ve iyi ölmesini öğretecek olan sözler olmalıdır. Bilimleri öğrenmeye, bizi kötülükten kurtaracak olan bilimlerden başlayalım. Nasıl her şeyin işe yarar bir tarafı varsa, bütün bilimler de şu veya bu şekilde hayatımız için yararlı olabilirler ama biz amacı doğrudan doğruya hayat olan bilimi seçelim. Hayatımızın bağlarını en doğru ve doğal sınırları içinde tutmasını bilseydik, işimize yarar diye edindiğimiz bilgilerden çoğunun işimize yaramadığını görürdük. İşimize yarayan bilimlerin içinde bile atılması hayırlı gereksiz şişirmeler, derinlikler vardır. Sokrat'ın istediği öğretimi yararlı bilgiye yöneltmek daha doğru olur. Erdemli olmayı göze al, bu yola gir. İyi yaşamayı sonraya bırakan, yolunda bir ırmağa rastlayıp da akıp geçmesini bekleyen köylüye benzer. Irmak hiç durmadan akıp gidecektir. Horatius. Çocuklarımıza kendi dünyalarından önce 8. kat göklerdeki yıldızların ve devinimlerin bilimini öğretmek daha büyük bir saflıktır. Anaximenes Pitagoras'a şunu yazmış. Gözlerimin önünde ölüm ve kölelik dururken yıldızların düzeniyle nasıl uğraşabilirim? Çünkü o sırada İranlar yurduna karşı savaşa hazırlanıyorlardı. Herkesin şöyle düşünmesi gerekli. Bizi para tutkusu, mevki tutkusu, saygısızlık, geri kafalılık içinde yıkarken gidip de dünyanın dönüşüyle mi uğraşacağım? Çocuğa daha akıllı ve daha iyi olmasına yarayacak şeyleri öğrettikten sonra mantığın, fiziğin, geometrinin ne olduğunu anlatırız. Böylece kafası işlemeye başladıktan sonra seçeceği bilimin kolayca hakkından gelebilir. Kadınların süs ve aylaklıklarının bizim alın terimiz ve emeğimizle beslenmesi gülünç ve haksız bir şeydir. Yamyamlar üstüne. Aklın kurallarına uyarak barbar diyebiliriz. Yamyamlara ama bize benzemiyorlar diye barbar diyemeyiz onlara. Çünkü barbarlıktan yana onları her bakımdan aşmaktayız. Savaşları soylu ve yiğitçe bu insanların, savaş denilen bu insan hastalığını biz haklı ve güzel görebiliriz de onlar niçin görmesinler?
Kaldı ki onlarda savaş yalnız değer kıskançlığından ve yarışmasından doğuyor. Yeni topraklar kazanmak için savaşmıyor bu yamyamlar. Çünkü doğanın bereketi onlara her şeyi, çabasız, çilesiz öyle bol bol sağlıyor ki topraklarını genişletmenin bir gereği kalmıyor. Henüz doğal isteklerini doyurmakla yetindikleri mutlu bir dönemde yaşıyorlar. Bunun ötesinde her şey gereksiz onlar için. Herkes kendi yaşında olanlara kardeş, kendinden genç olanlara evlat diyor ve bütün yaşlılar herkesin babası sayılıyor. Yaşlılar bütün varlıklarını hiç bölmeden herkese birden miras bırakıyorlar. Doğanın bütün yaratıklarına verdiği her şey böylece herkesin oluyor. Komşuları dağları aşıp kendilerine saldıracak olursa ve savaşı kazanırlarsa, zafer onurdan başka bir şey sağlamıyor onlara. Değer ve erdem bakımından üstünlüklerini göstermiş oluyorlar yalnız. Yenilenlerin malına, mülküne ihtiyaçları olmadığı için kalkıp yurtlarına dönüyorlar ve orada hiçbir şeyin eksikliğini duymadan kendi varlıklarının tadını çıkarmasını, bununla yetinmesini biliyorlar. Savaşı berikiler kazanırsa onlar da öyle davranıyor. Tutsaklarından bütün istedikleri, gelinliklerini kabul etmeleri yalnızca ama yüzyılda bir olsun buna yanaşan çıkmıyor. Sözleri, davranışlarıyla yiğitliklerine en küçük bir toz kondurmaktansa ölmeyi ye görüyor hepsi. Öldürülüp etlerinin yenilmesini daha onurlu sayıyorlar. Tutsakları özgür bırakıyorlar ki yaşamayı daha tatlı bulsunlar. Nasıl ölecekleri, ne işkencelere uğrayacakları, nasıl parçalanıp yenilecekleri anlatılıyor. Bunun için yapılan hazırlıklar gösteriliyor kendilerine. Bütün bunlar ağızlardan bir tek gevşek, onur kırıcı söz alabilmek, kaçmaya heveslendirip onları korkutmuş, dirençlerini kırmış olma üstünlüğünü kazanmak için. Çünkü iyi düşünülürse gerçek zafer budur aslında. Zafer zafer değildir, yenilen düşman yenilgiyi kabul etmedikçe. Claudius. Pek yaman savaşçı olan Macarlar düşmanlarına amanı dedirttiler mi, daha ilerisine gitmezlermiş. Canlarına kıymadan, baş istemeden bırakır, çok bir daha kendilerine karşı savaşmayacaklarına söz verdirirlermiş. Düşmanlarımıza karşı kazandığımız üstünlüklerin birçoğu kendimizin olmayan eğreti üstünlüklerdir. Kol bacak sağlamlığı yiğitliğin değil hamallığın şanındandır. Gürbüzlük cansız bedensel bir değerdir. Düşmanımızı şaşırtmak, güneşin ışığıyla gözlerini kamaştırmak bir talih işidir. Eskilimde üstünlük, korkak ve değersiz bir adamın da elde edebileceği bir ustalık, bir bilgidir. Her insanın ölçüsü, değeri yüreğinde, istemindedir asıl. Yiğitlik, kolun bacağın değil, yüreğin, ruhun sağlamlığındadır. Atımızın, silahlarımızın değerinde değil, kendi değerimizdedir. Yüreği yılmadan düşen dizleri üstünde savaşır, der Seneca. Ölüm tehlikesi karşısında akılı kırpmayan, can verirken düşmanına yiğitçe yukarıdan bakan, bize değil talihe alt olmuştur. Yenilmiş değil, öldürülmüştür. En yiğit kişiler, en mutsuz insanlardır kimi zaman. Biz yine hikayemize dönelim. Bu tutsak yamyamlalar, bütün korkutmalar karşısında aman dilemek şöyle dursun, 2-3 aylık bekleme sırasında güler yüzle dolaşıyorlar, düşmanlarını yapacaklarını bir an önce yapmaya kışkırtıyorlar, meydan okuyor, küfür ediyorlar onlara, korkaklıklarından, yitirdikleri savaşlardan söz ediyorlar. Bir tutsağın söylediği türkü var bende, şöyle sözler ediyor içinde. Gelin hepiniz yiğitçe toplanın, yiyin beni. Yiyecek olduğunuz kendi babalarınız, atalarınızdır. Çünkü onların etleriyle beslendi bu bedenim benim. Bu pazılar, bu et, bu damarlar sizin. Zavallı budalılar, atalarınızın özünü görmüyor musunuz onlarda? Tadına bakın, kendi etinizin tadını bulacaksınız onlardan. Bu yamyamlardan üçü, bizim düşkünlüklerimizi öğrenmenin rahatlık ve mutluluklarını ne ölçüde kaçıracağını, yenilik hevesiyle kendi güzelim göklerini bırakıp, bizimkilerin altına gelerek, bizimle ilişki kurmanın başlarına neler getireceğini, bugün bir hayli ilerlemiş olduğunu sandığım yıkılışlarını bilmeyerek Fransa'nın Rouen şehrine gelmişlerdi. Rahmetli Kral Charles da oradaydı o zaman. Kral uzun uzun konuştu onlarla. Yaşayışımız, zenginliğimiz, güzel bir kent örneğimiz gösterildi. Sonra bizimkilerden birine düşündüklerini, en çok neyi beğendiklerini sordu. Üç şey söylediler. Üçüncüsünü ne yazık ki unutmuşum. En başta şaştıkları şey, sakallı, güçlü, kuvvetli, silahlı bir sürü adamın çocuk yaşındaki bir krala bekçilik, uşaklık ettikleri, niçin bunlardan birinin kral seçilmediği olmuş. İkincisi, kendi dillerinde bir tek bedenin eli kolu parçaları,
birbirinin yarısı olarak anlatılan insanlardan kimilerinin neden bolluk, rahatlık içinde keyif sürüp de birçoklarının dilenciler gibi kapılarda açlık ve perişanlık içinde yaşadıkları olmuş. Nasıl oluyor da demişler, bu yoksul yarımlar böylesi bir haksızlığa katlanıyor, öteki yarımların boğazlarına sarılmıyor, evlerini ateşe vermiyorlar. Birine yarar, ötekine zarar. Atinalı Demades, cenaze törenleri için gerekli şeyleri satan bir hemşeresini, bu işten fazla kazanç beklediğini, bu kazancın da ancak birçok insanın ölümünden gelebileceğini ileri sürerek mahkum etmiş. Haklı bir yargı denemez buna, çünkü hiçbir kazanç başkasına zarar vermeden sağlanamaz. Öyle olunca da her çeşit kazancı mahkum etmek gerekir. Tüccar, gençliğin sefahata düşmesinden kar sağlar, çiftçi buğdayın pahalanmasından, mimar evlerin yıkılmasından, hukukçu insanların davalı kavgalı olmasından, din adamlarının şan, onur ve görevleri bile bizim ölümümüze ve kötülüklerimize dayanır. Yunanlı komedya şairi Filemon, hiçbir hekim dostlarının bile sağlığından hoşlanmaz dermiş. Hiçbir asker de yurdundaki barıştan, daha da kötüsü herkes içini yoklasa görür ki gizli isteklerimizin birçoğu başkasının zararına doğar ve beslenir. Öyle sanıyorum ki düşündükçe doğanın genel düzeni hiç şaşmıyor böyle olmaktan. Çünkü fizikçilerin dediğine göre her şeyin doğması, beslenmesi, çoğalması başka bir şeyin bozulup çürümesi oluyor. Bir varlık biçim ve nitelik değiştirdi mi o anda yok olur biraz önce var olan. Lucretius. Akıl erdiremediğimiz gerçekler. Kolayca inanma ve inandırılmayı saflığa ve bilgisizliğe vermekte haksız değiliz her zaman. Şöyle bir şey öğrendiğimi sanıyorum eskiden. İnanç ruhumuza bastırılan bir damga gibidir. Ruh ne kadar yumuşak olur, ne kadar az karşı koyarsa ona bir şeyi mühürlemek o kadar kolay olur. Hele ruh bomboş ve darasız olursa ilk inandırmanın ağırlığı altında daha da kolaylıkla eğiliverir. Onun için çocuklar, bilgisizler, kadınlar ve hastalar kulaktan doldurulup yürütülmeye daha elverişlidirler. Evet ama öbür yandan bize olağan gelmeyen her şeyi olmaz diye hor görüp çöpe atmak da budalaca bir böbürlenmedir. Kendilerini herkesten üstün kafalı sayanlar da hep görürüz bunu. Eskiden ben de düşerdim buna. Hortlaklardan, gelecek üstüne kerametlerden, büyülerden, yutmadığım daha başka şeylerden söz edildi mi, bu saçmalıklara inandırılan zavallı halka acırdım. Bugün görüyorum ki kendim de acınacak haldeymişim o zaman. Sonradan gördüklerimle ilk inançlarımı değiştirmiş ya da böyle şeylere sonradan merak salmış değilim. Ama aklım sonradan öğretti ki bana, herhangi bir şey için yekten olmaz diye kesip atmak, kendimizde Tanrı'nın ve doğa anamızın isteyip yapabilecekleri her şeyin sınırlarına varan bir kafa üstünlüğü görmek olur. Olabilecek şeylerin hepsini kendi yetenek ve göreneklerimize bağlamaktan daha büyük bir çılgınlık olamaz dünyada. Aklımızın eremediği her şeyin masal, mucize deyip gerçek dışı sayarsak az şey mi görüyorsunuz her gün aklımızın ermediğini? Bir düşünelim. Ne sisler arasında ne emeklerle elimizin altındaki şeylerden birçoğunun bilgisine ulaştırıyorlar bizi. O zaman anlarız ki bize acayip gelmeleri onları bildiğimizden değil alışkanlığımızdan geliyor daha çok. Gözleri doymuş olduğu için şaşmıyor kimse başının üstündeki ışık tapınaklarına. Lucretius. İnce alıştığımız şeyleri bize yeniden gösterseler en olmayacak şeylerden daha garip gelecektir bize onlar. Bugün birden gözlerimiz önüne gelseler, varlıkları fışkırıverse karşımızda, bizi en çok şaşırtacak onlar olur. Bütün bildiklerimize aykırı görünürler. Lucretius. Hiç ırmak görmemiş biri, ilk kez bir ırmak gördüğünde deli sanmış onu. Bizim en büyük bildiğimiz şeyleri doğanın o konudaki son sınırları sayarız. Böylece bir ırmak büyük olmasın isterse, daha büyüğünü bilmeyene büyük gelir. Bir ağaç, bir insan da öyle. Her şeyde en büyük gördüğümüzü devleştiririz. Lucretius. Gözlerin alışkanlığıyla kafalar da her şeye alışır. Her an görmekte olduğumuz şeylere şaşmayız, nedenlerini aramayız onların. Cicero. Gördüğümüz şeylerin yeniliği, büyüklüğünden çok şaşırtır ve nedenlerini aramaya iter bizi. Doğanın sonsuz gücü karşısında daha saygılı olmamız, bilgisizliğimizi, yetersizliğimizi bilmemiz gerekir.
inanılır kişilerin söylediğince olmayacak şeyler duyuyoruz. Bunlara inanmasak bile kesip atmamalıyız. Çünkü olmaz deyip geçmek, olabilecek şeylerin nereye varabileceklerini bildiğimizi ileri sürmek olur haddimizi bilmeden. Olmayacakla alışılmadık arasında, doğanın akış düzenine aykırı olanla insanların ortak inançlarına aykırı olan arasındaki ayrılığı iyi kavrarsak, bir şeye inanmakta da, inanmamakta da haddimizi bilecek olursak, Chilo'nun kuralına uymuş oluruz. Hiçbir şeyde aşırıya gitmek yok. Babalar ve çocuklar. Çocukların babalarına karşı duydukları saygıdır daha çok. Duygu düşünce alışverişleriyle beslenen dostluk onlar arasında kurulamaz, dünyaları çok ayrıdır çünkü üstelik doğal ödevleri de örseler bu dostluk. Babalar bütün gizli düşüncelerini çocuklarına açamazlar. Yakışıksız bir sırdaşlık yaratmamak için dostluğun başka görevlerinden biri olan uyarmalar, akıl vermeler de çocukların babalarına yapabilecekleri şeyler değildir. Kimi uluslarda çocukların babaları, kiminde de babaların çocukları öldürmeleri adetmiş. Birbirlerine çıkarabildikleri zorlukları önlemek için doğal olarak birinin varlığı ötekinin yıkımına bağlı olduğu için. Babalarla çocuklar arasındaki doğal bağları hor gören filozoflar da çıkmıştır. Aristipos bunlardan biridir. Kendisinden çıkmış olan çocuklarını nasıl olup da sevmediğini söylenince tükürmüş Aristipos ve demiş ki, ''Bu tükürük de benden çıktı. Bitler, kurtlar da çıkıyor benden.'' Plitartos'un kardeşiyle barıştırmak istediği biri de şöyle der, ''Aynı delikten çıktık diye kardeşimin büyük önemi olamaz benim için.'' Baba ile oğul apayrı mizaçlarda olabilirler. Kardeşler de öyle. Oğlum olur, akrabam olur ama belalı, kötü, budala herifin biri de olabilir. Hem sonra yasaların ve doğal zorunluluğun bizi buyurduğu dostluklarla seçme ve isteme özgürlüğümüz azalıyor. Oysa bu özgürlük sevgi ve dostluk kadar bizim diyebileceğimiz başka hiçbir şey yaratamaz. Her inanç kendini can pahasına benimsetecek kadar güçlü olabiliyor. Dizginsiz tutkular. Başkaları için yaşamayan kendi içinde yaşayamaz. Kendine dost olan bilin ki herkese de dosttur. Seneca. Ama baş görevimiz kendimizi gereğince yönetmektir. Onun için dünyadayız. Kendisi iyi yaşamasını unutan ve başkalarına iyi yaşamaya zorlamak, alıştırmakla ödevini yaptığını sanan bir budaladır. Onun gibi başkasına hizmet için kendi dürüst ve sevinçli yaşamını bırakan da kötü, olumsuz bir yola girmiş olur bence. Toplum için yüklendiğimiz görevlerde dikkatimizi, adımlarımızı, sözlerimizi, alın terimizi, gerekirse kanımızı esirgememeliyiz. Hazırım canımı vermeye dostlarım ve yurdum için. Horatius. Ama geçici, rastlantıya bağlı olan bu görevlerde kafamız rahatını, sağlığını yitirmemeli, eylemsiz değil ama öfkesiz, tutkusuz kalmalıdır. Ruhumuz eylemlerde pek çaba harcamaz, uykuda bile eylemler içindedir hiç yorulmadan. Ama onu coşturmada ölçülü davranmaktayız. Çünkü beden üstüne yükleneni nasılsa öyle taşır ama ruh yüklendiğini çoğu kez kendi zararına büyütüp ağırlaştırır, dilediği ölçüyü verir ona. İnsanlar aynı şeyleri, aynı çabalarla, değişik irade gerginliğiyle yaparlar. Ruh bedene, beden ruha ayak uydurmayabilir. Nice insanlar savaşı hiç umursamadan savaşlara girerler her gün, ölümü göze alarak katıldıkları savaşı yitirmek uykularını bile kaçırmaz. Öte yandan başka bir insan, evinde atılamayacağı tehlikelerden uzakta savaşın sonucunu canı ağzından merak eder, savaşa kanını canını koyan askerden daha fazla ruh çabası harcar. Ben toplum işlerine katılırken kendimden tırnak boyu uzaklaşmamasını, kendimi kendimden geçmeden başkasına vermesini bildim. Taşkın ve azgın bir tutku, giriştiğimiz işe yarardan çok zarar getirir. Olayların ters gittiği, gecikmesi karşısında sabırsızlığa sürükler bizi. İşlerine baktığımız insanlardan soğutur, kuşkulandırır. Bizi avucuna alan ve sürükleyen bir işi kendimiz iyi yönetemeyiz hiçbir zaman. Coşkunluk sarpa sardırır işleri. Seneca. İşe yalnız kafasını ve ustalığını koyan daha rahat yürütür işi. Olayların gerekliğine göre dilediği gibi dayatır, aşağıdan alır, erteler, başarısızlığa uğradığı zaman bozulmaz, yıkılmaz, yeniden işe koyulmaya bütün gücüyle hazırdır. İster istemez birçok tedbirsizliklere, haksızlıklara düşecektir. Tutkusunun rüzgarına kapılır gider, başından büyük işlere girişir ve talih çok yardım etmedikçe pek başarı kazanamaz.
filozofi uğradığımız haksızlıkların ucunu alırken işe öfke karıştırmamamızı ister. Cezanın daha hafif olması için değil, tersine daha etkin olması, daha ağır basması için. Azgınlık öcümüzü tam almaya engel olur çünkü. Öfke gözü karartmakla kalmaz, ceza verenin kolunu da yorar. Bu ateş güçlerini uyuşturur, yakar. Acele kendi kendine çelme takar, tökezler ve durur. Acele gecikmedir. Quintus. Çabukluk kendisini engeller. Seneca. Sık sık gördüğüm örnekleriyle cimrilik de kendi kendisini köstekler. Ne kadar eli açık, ne kadar gözü dönmüş olursa o kadar az kazanç sağlar. Genel olarak cimriler daha cömertlik göstermekle daha çabuk zengin olurlar. Değişen dil ve insanlar. Kitabımı az insanlar ve az yıllar için yazıyorum. Uzun ömürlü olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi. Bizim dilimizin bugüne kadarki sürekli değişmelerine bakılınca 50 yıl sonra şimdiki haline kalacağını kim umabilir? Her gün elimizden kayıp gidiyor. Benim yaşadığım yıllar içinde yarı yarıya değişti. Şimdi artık olgunlaştı diyoruz. Her çağ kendi dili için öyle der. Hep böyle kaçıp değiştiği sürece ben dilimizin bugünkü halinde kalmasını özlemem. İyi ve yararlı yazılar onu kendilerine bağlayabilirse bağlar. Göreceği rağbet de devletimizin kaderine göre değişir. Onun için kitabıma hiç çekinmeden kişisel birçok yazılar koydum. Bunlar bugün yaşayan insanların işine yaramakla kalır ve orta anlayıştan öte özel bilgileri olan kimi insanları ilgilendirir. Gördüğüm birçokları gibi benim ardımdan da olur olmaz sözler edilmesini istemiyorum doğrusu. Şöyle düşünürdü, böyle yaşardı, şunu ister, bunu istemezdi, ölürken konuşsa bana şunu der, şuna bunu verirdi, onu benden iyi tanıyan yoktu gibi. Kitabımda edep kurallarının izin verdiği ölçüde eğilimlerimi, sevgilerimi az çok belirtiyorum. Bilmek isteyenleri sözlü olarak daha da serbestçe ve içtenlikle açıklıyorum duyup düşündüklerimi. Ama bakmasını bilen bu anılarımda her şeyi söylediğimi, gösterdiğimi görür. Yazıya dökemediğimi parmağımla gösteriyorum burada. Görenlere kısacık göstermeler yeter. Üst tarafını kendin bulabilirsin. Lucretius. İstenecek, aranıp bulunacak hiçbir şey bırakmıyorum kendimde. Sözüm edilecekse doğru dürüst, gerçeğe uygun edilmesini istiyorum. Ölmek için de olsa beni olduğumdan başka türlü göstermek isteyeni yalanlamak için öbür dünyadan seve seve kalkar gelirim. Yaşayanlardan bile olmadıkları gibi söz edildiğini görmekteyim. Yitirdiğim bir dostumu, Labuat, var gücümle desteklemeseydim bin bir türlü suret biçerlerdi ona. İnsanlar ve hayvanlar. Hayvanlar arasında en konu bir haberleşme olduğunu açıkça görüyoruz. Yalnız aynı türden olanlar değil, ayrı türden olanlar da birbiriyle anlaşabiliyorlar. Söz bilmez sürüler, vahşi hayvanlar türlü bağrışmalarla anlatırlar duydukları korkuyu, acıyı ya da zevki. Lucretius. At köpeğin bir çeşit havlamasından kızgın olduğunu anlar. Başka türlü bir havlamasıysa hiç ürkütmez onu. Aralarındaki iş ortaklığından anlıyoruz ki sesi olmayan hayvanların bile başka bir haberleşme yolları var. Hareketleriyle konuşup anlaşıyorlar. Başka türlü değil çocuklarında sesle anlatamadıklarını hareketle anlatmaları. Lucretius. Neden anlaşamasınlar? Bizim dilsizlerimiz de işaretlerle pekala söyleşiyor, tartışıyor, hikayeler anlatıyorlar. Öyle alışkın, öyle usta olanlarını gördüm ki her istediklerini eksiksiz anlatabiliyorlar. Aşıklar yalnız gözleriyle neler söylerler birbirine. Bozuşur, barışır, yalvarışır, anlaşır, söyleşirler gözleriyle. Ve susmada bile sözler, yalvarmalar vardır. Tasco. Ya ellerle neler söylemeyiz, isteriz, söz veririz, çağırırız, yol veririz, korkuturuz, yakarırız, yalvarırız, yatsırız, istemeyiz, sorarız, beğeniriz, sayarız, itiraz ederiz, pişman oluruz, korkarız, utanırız, kuşkulanırız, bildiririz, buyururuz, isteriz, yüreklendiririz, yemin ederiz, küçümseriz, meydan okuruz, kızdırırız, suçlarız, mahkum ederiz, affederiz, küfrederiz, pohpohlarız, alkışlarız, kutlarız, utandırırız, alay ederiz, uzlaştırırız, sağlık veririz, coştururuz, sevindiririz, bayram ederiz, acırız, üzeriz, rahatsız ederiz, şaşırtırız, bağırırız, susarız, daha neler neler, dille yarışacak kadar. Başımızda buyur ederiz, kovarız, evet deriz, hayır deriz, yalanlarız, hoş karşılarız, yüceltiriz, kutsallaştırırız, hor görürüz, isteriz, tersleriz, sevindiririz, dertlendiririz,
okşarız, azarlarız, dizginleriz, kızdırırız, korku veririz, güven veririz, soruştururuz ya kaşlarımızla ya omuzlarımızla. Abderya'dan gelen bir elçi Isparta kralı Agis'e söylediklerini uzun uzun söyledikten sonra sorar. Efendimiz, yurttaşlarımıza nasıl bir cevap götürmemi isterler? Seni tek söz söylemeden her istediğini dilediğin gibi söylemekte serbest bıraktığımı söylersin der kral. İşte size konuşan ve çok iyi anlaşılan bir susma. İnsan yalnız sözle insandır ve yalnız sözle bağlanırız birbirimize. Öldürme tehlikesine karşı. Öldürme tehlikesi karşısında Jules César'ın tuttuğu yol bence tutunulacak yolların en güzeliydi. Önce hoşgörülük ve tatlılıkla düşmanlarına kendini sevdirmeye çalıştı. Hazırlanan suikastleri öğrenip bunlardan haberi olduğunu ulu orta göstermekle yetinirdi ve pek soyluca bir soğukkanlılıkla korkmadan ortalığı telaşa vermeden oluruna bırakırdı işi. Kendini tanrılara ve talihe emanet ederek. Öldürüldüğü zaman böyle bir halde olduğu su götürmez çünkü. Bir yabancı Siracusa kralı Dionysos'a iyi bir para karşılığı uyruklarının kendisine karşı hazırlayacakları bütün kundakları sizinleyip meydana çıkarmanın şaşmaz yolunu öğretebileceğini orada burada söyleyip herkese duyuruyor. Haberi alan Dionysos çağırtıyor adamı korunması için böylesine gerekli bir ustalığı öğrenmek için. Yabancı gelip kendisine öğretecek hiçbir hüneri olmadığını, yalnızca ona bir torba altın vererek yaman bir sırrı elde ettiğini sevinçle ilan etmesini söylüyor. Kral beğeniyor bu buluşu ve 500 altın saydırıyor yabancıya. Çok yararlı bir bilgi edinmeden kim olduğunu bilinmeyen bir adama bu kadar büyük bir para verilebileceğini düşünemiyor kimse. Düşmanlarının çekinmesini sağlıyor bu söylenti. Bunun gibi akıllı krallar canlarına karşı girişilen tertipleri öğrenince hemen yararlar ki bunu, herkes iyi haber aldıklarına, gizli kapaklı her işin kokusunu alacaklarına inansın. Atina Dukası son zamanlarda Floransa'yı zorbaca yönettiği sırada birçok saçmalıklar yaptı. Ama bunların en büyüğü şu oldu. Floransalıların ayaklanmaya hazırlandıklarını aralarında Motei di Moroza diye biri kendisine fitleyince hemen öldürüveriyor onu ki bu haber ortaya yayılmasın. Haklı yönetiminden şikayetçi kimseler bulunabileceği düşünülmesin. Eskiden bir yerlerde okumuştum, önemli kişilerden bir Romalı Trambira'nın şerrinden kaçıyor, ardına düşenlerin elinden binbir kurnazca buluşla kurtuluyor. Sonunda bir gün onu yakalamaya gelen bir sürü atlı saklandığı bir çitin yanı başına geliyor, az kalsın görebilecekler diye kurtuluyor ama bu kez artık dört bir yanda aranıp taranmaktan kurtulmak için çektiği bunca sıkıntıyı, böylesi bir hayattan umabileceği rahat soluğun azlığını, olacağı bir kez göğüs germenin bu soluk soluğa yaşamaktan daha iyi olduğunu düşünerek geri çağırıyor askerleri saklandığı yere. Yapabilecekleri kötülüğü göze alıp onları da kendisini de sürüncemeden kurtarmak için. Düşmanı üstüne çağırmak delice bir davranış ama çıkmaz bir yolda sürekli can telaşı içinde yaşamaktansa böylesi daha iyi gelir bana. Alacağınız tedbirler size kaygılar, kuşkulardan başka şey getirmeyecek. İyisi mi güzel bir yüreklilikle ne olacaksa olsun dersiniz, belki bir şey olmaz diye bir avuntunuz da olur üstelik. Ölmek özgürlüğü. Filozofluk yapmak kuşku duymaktır derler. Öyleyse benim için saçmalamak, aklına geleni söylemek daha zorlu bir nedenle kuşkulanmak olmalıdır. Çünkü araştırmak, çözüm getirmektense kürsü başkanının işi. Benim kürsü başkanım tanrısal gücün yetkisidir ki o kimseyi dinlemeden yönetir bizi ve insanlara özgü boş çekişmelerin üstündedir yeri. Pilafos kılıç elde Pelopones'e girince biri gelmiş Damidas'a demiş ki, bu adamın dostluğunu kazanmazsak Lakedemonyalıların çok çekeceği var. Hadi be korkak demiş Damidas, ölümden korkmayanların ne çekeceği olabilir? Agis'e de bir insan nasıl özgür yaşayabilir diye sorulduğu zaman ölümü küçümseyerek demiş. Bu görüşler ve bu konuda rastlanan daha binlercesi ölümü sabırla beklemekten öte bir davranış istiyorlar elbet insandan. Hayatta ölümden beter birçok belalar vardır çünkü.
Antigonos'un tutsağı bir Ispartalı çocuk köle olarak satılıyor, efendisi onu zorla çirkin bir işte kullanmaya kalkınca görürsün demiş çocuk. Kimi satın aldığını, özgürlüğüm elimdeyken ayıptır kul olmak senin gibisine. Böyle der Ispartalı çocuk ve atar kendini evin tepesinden aşağı. Antipater'in bir isteğini kabul ettirmek için korkutmaya kalkıştığı Ispartalılar, bizi ölümden beter bir şeyle korkutmak istersen daha seve seve ölürüz demişler. Her yapacakları işe engel olacağını yazan Filiposo da ölmemize de engel olamazsınız ya diye karşılık vermişler. Derler ki bilge yaşaması gerektiği kadar yaşar. Şunu da derler ki doğanın en başta gelen ve halimizden yakınması gereksiz kılan lütfu bizi dünyadan göçmekte özgür bırakmasıdır. Hayata verdiği giriş yolu bir tek ama çıkış yolu yüz binlerce. Yaşamak için toprağımız olmayabilir ama ölmek için toprak bulunur nasıl olsa. Bu Aikatus'un Romalılara dediği gibi dünyadan ne diye yakınırsın, bağladığı yok ki seni. Dertler içinde yaşıyorsan bu korkaklığın yüzündendir senin. İstediğin zaman ölmek elinde. Her yerde ölüm var. Tanrı bol bol veriyor onu. Herkes herkesin hayatını alabilir ama ölümü alınamaz kimseden. Binlerce kapısı var ölümün. Seneca.